isteyenleri mahrum etmeyelim. Dilenencileri de dilencileri de kovmayalım. Aman, kovanlara çok büyük azaplar, tehditler, biliyorsunuz. Değil mi? Ve emmessâ ile felâ tenhâr. Ve Zuhâ suresinde isteyeni asla kovma, men etme. Peki bu ayet niçin indi? Birisi geldi, tavaftaydı herhalde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istedi, verdi. Aynı kişi bir daha geldi, aynı şeyde, tavafta, bir daha istedi, bir daha verdi. Üçüncüye bir daha geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de latife kabilinden şu kadar söyledi: Esailun emte em tacir. Ya dilenci misin, tüccar mısın dedi. Deyince bu ayet geldi. Dilenciyi kovma. Biz olsak bir de çakarız tavafta. Ulan aynı adam değil misin sen? Demin verdik ya. Ya. Üçüncüde ya dilenci misin, tacir misin dedi. Sahil misin, tercih. Dilenciyi kovma. Allah'ı okumadınız mı? Bu sohbeti dinlemediniz mi? Onun için atussa ile velev cana faras. Atın üstünde de gelecek. Şimdi son model Mercedes. 10 milyonluk arabadan indi. Açtı elini, verdi bana. Ne yapıyorsun ya? Ulan kadın, ben eşek bulamıyorum binme. 10 milyonluk arabaya biniyorsun. Bir de benden dileniyorsun. Ama bilemezsin. Belki yolcudur. Belki yolda kalmıştır. Belki parası bitmiştir. Ekmek alacak hali yoktur. Ama gurbettedir, yoldadır. Başına bir iş gelmiştir. Parası soyulmuştur. Eşkıya gasp etmiştir, altında araba kalmıştır ama cepte bir ekmek parası kalmamıştır. Arabayı mı yiyecek? O zaman Allah'ımız ne buyuruyor? Vebnissebil, yolda kalmışa da zekat verilir. Velev ki memleketinde zengin de olsa, gurbet diye bir şey var. Hele ki eski dönemler. Şimdi telefon ediyorsun, IBAN'ımı at. Oğlum paramı çaldılar burada, bilmem. Şimdi bile dünyanın öyle yerleri var ki sen bir yerde soyulsan, parasız kalsan, aç açık kalsan, Türkiye'den şuradan buradan bir tanışından paranın gelmesi epey zaman alabilir yani. He dedim mi de şık diye bir dakikada para gelmiyor her yerde. Çin'desin, bilmem neredesin yani. Onun için isteyene ver. Ne buyurdu Efendi Hazretlerimiz? Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Şüpheleniyorsan az ver. Şüphelenmiyorsan çok ver. Bizim Bilal Efendi de derdi, adam bilet parası istiyor, alıyor onu garaja götürüyor derdi. Böyle yapmayın derdi. Çünkü adam gelmiş, ya İstanbul'a gideceğim diyor Adapazarı'ndan veyahut memleketime gideceğim Samsun'a, bilet param yok. Bu da şimdi bunlar hep bu numarayı bulmuşlar o zaman. Böyle hep dükkanların kapılarında ben de rastladım. Gelirlerdi biz otururken falan. Ya bir bilet parası abi, köye gideceğim, bilet param yok. Bu bir zaman çok yaygındı. O dönemlerdeydi yani. 80'li yıllar. Bilal Efendi demiş ki hadi gidiyoruz. Nereye? Garaja. Ne yapacak? Bileti alacak, parayı ona vermeyecek. Adam arabaya bindirecek. Adam ekmek, kavun alacak, peynir alacak. Adam oradan işte laf gelişi şey diyor. Samsun'a gideceğim diyor yani. Yalan konuşuyor gerçi. Onu da yaptığı yanlış. Yalan konuşmaması lazım. Hangi ihtiyacı varsa onu arz edebilir falan. Ama ya sen niye dedi adamı garaja götürüyorsun ya? Şüpheleniyorsan az ver. Şüphelenmiyorsan çok ver. Adamın ihtiyacını görsün gitsin. İşte mesele budur.